Hepinize selamlar, sevgiler. Sevgili seyirciler, şu anda Orta Asya'nın dağlarında, tabiatın koynunda muhteşem bir ortamdayız. Ve size muhteşem güzellikleri göstermeye çalışacağız. Dikkatli izleyicileri hatırlayacaklardır. Daha önce Kazakistan'ın altın kızı Akerke'yi tanıtmıştık. Ve Akerke 10 dilde şarkılar söyleyen ve muhteşem sesi olan güzel bir kızımızdı. Şimdi de yine Akerke gibi Kırgızistan'ın, Doğu Türkistan'ın altın kızı Elfira Erkin'i size tanıtmak istiyorum. Elfira şu anda yanımda. Görüyorsunuz muhteşem bir kıyafeti var. Bir Uygur kıyafeti. Kendisi zaten bir Uygur kızı. Ama Kırgızistan'da yaşıyor. Elfira Erkin tam 10 dilde şarkılar söylüyor ve muhteşem bir sesi var, muhteşem bir güzelliği var. Görüyorsunuz kıyafet de çok yakışmış, çok zarif, çok muhteşem, güzel bir kıyafet. Ama onun bir özelliği daha var. Kendisi geçtiğimiz yıl yapılan Türkçe olimpiyatlarında dereceye girmişti ve gümüş madalya almıştı. Hatta o toplantıya katılan, törene katılan insanların çoğu gönlümüzün birincisi olarak kendisini lanse etmişti. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki, acı içimde hancı. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Güzel Türkçe konuşuyor. Aynı zamanda sadece Türkçe değil, İngilizce, Rusça, Kırgızca, Uygurca, Çince gibi değişik dillerde de konuşuyor ve şarkılar söylüyor. Beyaz giyme toz olur, siyah giyme söz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da salına da gel, haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Şimdi önce Elfira'yı bir tanıyalım bakalım. Elfira kimdir? Nerede okur? Nerede yaşar? Bize kısaca bir anlatsın bakalım. Çok teşekkür ederim. Güzel bir reklamımı yaptınız. Adım Elfira Erkin. Şimdi Amerikan Üniversitesi'nde okuyorum. Ama 5 senedir yani Türk Lisesi'nde okumuştum. Elfira, senin bu Türkçe bilgisi liseden mi kaynaklanıyor? Türk Lisesi'nde okumandan mı kaynaklanıyor? Evet, ondan kaynaklanıyor. Ondan önce Türkçeyi hiç bilmiyordum ve öğrenmemiştim. Kırgızistan'da mı okudun? Kırgızistan'daki Türk Liselerinde mi okudun? Evet, Kırgızistan'daki Sibat Acırak Kız Lisesi'nde okudum. Evet, demek ki çok güzel Türkçe öğretmişler. Onları da buradan kutlamak ve kendilerine teşekkür etmek lazım. Evet, çok teşekkür ediyorum öğretmenim. Geçen yıl İstanbul'da bir olimpiyat yapıldı, Türkçe olimpiyatı. Biraz anlatır mısın? Kimler katıldı, kaç öğrenci katıldı, sen kaçıncı oldun orada? Evet, geçen sene yani bu vakitlerde 4. Uluslararası Türkçe Olimpiyatı olmuştu. Ona ben de Kırgızistan'ın temsilcisi olarak gittim. Orada da gümüş madalyaya kadar. Hangi şarkıyı okumuştun? Orada Buruk Acı şarkısını okumuştum. Buruk Acı. Evet. Bize de okuyabilir misin? Olur. Buruk Acı, Yeşilçam'ı bilenler, Türk sinemasını bilenler, Türk filmlerini bilenler mutlaka hatırlayacaklardır. Özellikle Türkan Şoray'ın olduğu filmlerde sık sık duyduğumuz çok hüzünlü bir şarkı. Şimdi onu Elfira'dan dinleyeceğiz. Evet. Gurbet içinde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki, acı içimde hancı. Gurbet içinde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki, acı içimde hancı. Sevmek korkulur ya, yalnızlık büyük acı. Hangi kapıyı çalsam,
Karşımda buruk acı, sevmek korkulur ya, yalnızlık büyük acı. Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı. Sevmek korkulur ya, yalnızlık büyük acı. Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı. Karşımda buruk acı. Görüyorsunuz Uygur kızı Elfira gerçekten o ödülü fazlasıyla hak etmiş. Bu bir Uygur kıyafeti galiba, değil mi? Evet, Uygur. Uygurların kıyafetleri böyle oluyor. Böyle oluyor. Onlardan biri yani. Siz ne zaman geldiniz Kırgızistan'a, Uygur bölgesinden, Doğu Türkistan'dan? Biz Sincan'dan 97. yılı geldik. Türkiye'ye gittiğinde neler hissettin? Galiba daha önce gitmemiştin, değil mi? Daha önce gitmiş miydin? Yok, hiç gitmedim. Beğendin mi Türkiye'yi? Evet, çok beğendim. Çok hoşuma gitti. İstanbul'un nesini beğendin? Nesi hoşuna gitti? Boğaz Köprüsü'nü beğendim. Yani o görünüş şimdiye kadar göz önümde, onu unutamam. İstanbul'u özlüyor musun? Evet. Eğer bir şansım olsaydı mutlaka bir daha giderdim. Madem Türkiye'den konuşuyoruz, İstanbul'dan konuşuyoruz, bir Türkiye'den bir türkü ya da bir şarkı dinleyelim mi? Ne olabilir? Türkülerden Beyaz Giyme Toz Olur olabilir. O zaman mikrofonu ben sana veriyorum. Ha. Beyaz giyme toz olur. Türküsünü söyleyeyim. Kim söylüyordu bunu Türkiye'de? Onu ben Zara'dan duydum ama ondan Zara, önce... Gerçekten Zara bu türküyü muhteşem yorumlamış. Ben de çok seviyorum. Beyaz giyme toz olur. Ama şimdi Uygur kızı ya da Kırgızistan altın kızı Elfira'nın yorum farkıyla dinleyeceğiz. Beyaz giyme toz olur, siyah giyme söz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da salına da gel, haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da salına da gel, haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Zaten Elfira, sen diyorsun ki ben Sebat okullarında okudum, buradaki Türk mekteplerinde okudum ve bu güzel Türkçeyi orada öğrendim. Daha önce kesinlikle konuşamıyordum. Ama bu okulları yeteri kadar tanımayan insanlar kafalarına farklı düşünceler taşıyabiliyorlar. Bazen olumsuz şeyler söyleyebiliyorlar. Sen o okullarda mezun olan bir öğrenci olarak neler söylemek istersin? Yani o okulların başkaları düşündüğü gibi, yani bilmeden düşündüğü gibi öyle kötü değil, yani olmadığını söylemek isterdim. Yani o okulda mezun olan, Sebat liselerine mezun olan bütün öğrenciler senin gibi konuşabiliyor mu Türkçeyi? Hani herkesin benim gibi konuşması da mümkün değil tabii ama dillerimiz biraz aynı olduğu için, yani yakın evet, olduğu için. Ortak bir Türkçeyi konuşma imkanı oluşuyor değil tabii mi? Tabii ki. Herkes yani çok güzel bir Türkçeyle bitiriyor okulu. Evet.